Fotoğraf: Roma'daki oyuncak bebek hastanesinde geçmişe yolculuk. Telif hakkı AFP 2018 ALBERTOPIZZOLEY. 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 İtalya'nın başkenti Roma'nın Via di Ripeda caddesine 15 metrekarelik küçük bir dükkan olan Oyuncak Bebek Hastanesi, Squetrite ailesine ait. Squetrite ailesi dükkanlarını 2. Dünya Savaşı sonrasında zengin ailelerin savaş sırasında zarar gören değerli eşyalarını onarma fikriyle 1953'te açmış, ancak zamanla bazılarının tarihi 19. yüzyıla kadar uzanan antika oyuncak bebeklerin tamirinde uzmanlaşmışlar. Roma'nın en lüks alışveriş bölgelerinden birinde gizli kalmış bir dükkan olan Oyuncak Bebek Hastanesi, ziyaretçilerini başka bir çağa ait manzaraya tanıklık etmeye çağırıyor. Tüm fotoğraflarsın güncelleme 19.33.08.201.1819/31.3.2018 SSCB tarzı Photoshop. Sovyet liderlerin, sansürcüler tarafından değiştirilen fotoğrafları. Sovyet Birliği'ndeki sansürcüler, modern grafik tasarım ve fotoğraf değiştirme programlarının icat edilmesinden çok daha önce, bazen siyasi açıdan resimlere uygun olmayan kişiler ve eşyaları SSCB ve Ekim Devrimi liderlerinin fotoğraflarından siliyordu. On son güncelleme 15.12.3.08.201.1815/12.3.2018 Apple'ın 1 trilyon dolarlık yolculuğu. Dünyanın en değerli firması konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri Perşembe günü 1 trilyon dolara yükselirken, Apple tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. 27 son güncelleme 12.06.3.08.201.1812/06.3.2018 Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gitmeye başladı. Türkiye'deki Suriyelilerin Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan çıkışları başladı. Sınır kapısında sıraya giren Suriyelilerin, bir an önce işlem yaptırıp sınırı geçmek istemesi izdihama yol açtı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sonlandırılan izdihamda yaşlılar ve çocuklar arada kaldı. 6 son güncelleme 22.34.2.08.201.1822/32.2.18 Gökler ile yer arasında Vietnam'daki Altın Köprü. Vietnam dağlarında 1400 metre yükseklikte Haziran başlarında yeni harika bir köprü açıldı. Talentscape Architecture şirketi tarafından tasarlanan 150 metre uzunluktaki köprü, Vietnam'ın doğu kıyısındaki Da Nang şehrinin yakınında yer alıyor. 7.